Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Zulüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Serdar Dursun diye yapmışlar haberi. Benim bilgime göre tam boşa çıkmıyor aslında. Hani Fatih Karagümrük'te sözleşmesi sürüyordu diye biliyorum ama orada da eğer mukabelede bir sorun, sıkıntı yoksa, gerçi 2024'te kadardı sözleşmesi. Bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Bir yıllık anlaşma vardı. 1+1 yıllık. Yani Serdar Dursun boşa çıkmış. Tamam. Burada anlaştık. Burada hemfikiriz. Burada bir sıkıntı yok. Haber bekliyormuş arkadaşlar. Ara transferde kiraladık. Şu anda boşta. Türkiye'den 5 resmi teklif almış. Fenerbahçe'yi bekleyeceğini iletmiş. Çünkü Jose Mourinho'nun kendisini beğeneceğini, siyuuu dedirteceğini düşünüyormuş. Eğer olmasa da Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak diyor. Öte yandan Umut Nayır da Fenerbahçe'ye döndü ama Umut Nayır'ın Fenerbahçe'de geleceği yok gibi bir durumu var. Çünkü yani Fenerbahçe'de zaten tutunamadı. En böyle oyunu oynatabilecek isim İsmail Kartal'dı. İsmail Kartal'a bile tutunamadıysa yani Oğuz Atay'dan tutunamayanlar romanı olarak tarihe geçer gibi duruyor. Fenerbahçe için flash iddia Mario Rui. Mario Rui'yi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 750 yaşındaki tecrübeli futbolcu. Fenerbahçe Napoli forması giyen 33 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basınından, İtalya'dan Il Roma gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Napoli'nin Portekizli savunmacısıyla ilgileniyormuş. Napoli'de kalmayı düşünmüyor. 2 yıl sene daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık kararı çıktı bak sevda falında. Neyse, birçok kulübün teklifi varmış, son karar Napoli'ymiş. 2011'den bu yana İtalya'daymış. 28 maça çıkmış geçen sezon. 2 asist yapmış. Umut çiçeklerim son. Yani Portekiz'de oyuncu, İtalya'daymış. 28 maç, 1563 dakika. Sözleşmesinin bitişine daha var. Dediği gibi yani 2026'ya kadar sözleşmesi var. Napoli 2018 yılında 5.750.000 euro'yu almış ama durum bu. Bana gelen bir bilgi yok arkadaşlar. Geçiyorum. Fenerbahçe'den Yusuf Karadayı harekatı. Mustafa Hoca'nın bilmek gibi bir huyu var arkadaşlar maalesef. Daha doğrusu Allah'tan geliyor bu özellik. Çok şükür Rabbim vermiş de. Fenerbahçe Yusuf Kabadayı diye bir oyuncu varmış. Bayern Münih'le de teması kurmuş bu oyuncu için arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve genç yıldız adayı, sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat için Bayern'le temas kurmuşuz. 20 yaşındaki oyuncu için bayramdan sonra da somut adımlar atacakmışız. 20 yaşındaki oyuncu geçen sezon Bundesliga 2'de 23 maça çıktı. 4 gol attı diyor haberde. Yani çok şükür ki biz bunu konuştuk. Çok şükür ki daha önce size ben bunun duyumunu verdim. Ya doğru değil dedim. Yanılmadım da Allah'a şükür. Jose Mourinho Lindelöf'ü istiyor. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jose Mourinho'nun Manchester United'da forma giyen Victor Lindelöf'ü listesine ekledi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sanki bu iki haberde bana inat yapılmış gibi. Çünkü ben bu iki haberi de verirken size ne dedim? Beklemeyin. Beklemeyin. Şimdi kırmızı şeytanlar. Schweinsteiger'in yapmış olduğu kırmızı şeytanlar. Portekizli çalıştırıcı diyor takibi aldı. 2017'de Benfica'dan 35 milyon euroya Manchester United'a transfer etmişti. Mourinho Roma'nın başına geçtikten sonra da Lindelöf'ü istedi ancak başarılı olamadı. İsveçli stoperle Fenerbahçe'de yeniden buluşmayı çok istiyor diyor. Şimdi Erik Ten Hag'dan beklediği kadar forma şansı bulamadı. Başka bir takıma giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi. Bir yılda mukabelesi kaldı diyor. Şimdi Lindelöf'ü nasıl översiniz, anlatır mısınız bilmiyorum. 1.87 boyunda İsveçli, İsveç milli takımının oyuncusu, 15 milyon euro Transfermarkt değeri var. Şimdi sarı kart istatistiğine bakıyorum. Premier Lig'de 1 gol 1 asist var, 2 sarı kart var. Yani çok az sarı yemiş. FA Cup'ta 3 maçta 1 sarı kart. Lig kupasında 2 maçta kartı yok. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kartı yok. Hani teması az bir stoper mi? Oyun kurucu dalda bir stoper mi? 1960 dakika süre almış. Hani yediği sarı kartlar Fenerbahçe taraftarını bence cezbetmez.
Fenerbahçe taraftarı biraz daha kemik sesi veren stoper ister diye düşünüyorum. Hani Lindelöf'ün menajerleri kim biliyor musunuz arkadaşlar? Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun. Hocam bu Hasan Çetinkaya bizim o bildiğimiz Hasan Çetinkaya mı? Evet. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Yani Hasan Çetinkaya menajerlik sportik. HCM Sport Management. Hasan Çetinkaya arkadaşlar. Adam menajerlik şirketi kuruyor Hasan Çetinkaya. Düşünün 2022'den sonra. Ha Frank De Jong var Barcelona'dan 2026'ya kadar. Gökeres var. Hugo Larsson var. Of Frankfurt'tan 19 yaşında futbolcu 28 milyon euro. Şöyle transferi 2024'te bitecek kimse yok mu ya? Hep 25. Yani ilginç isimler var arkadaşlar bu menajerlik şirketinde. Ve Transfermarkt değeri yüksek isimler de mevcut. Keşke bunlardan bir ikisini getirebilsem. Mesela Deniz Zaharia var. Zaharia da olabilir aslında. Yani Lindelöf de bu listede yer alan isimlerden birisi. Orta sahalar falan var. Hayır buradan bir isim var mı diye bakıyorum şöyle. Bizim ilgilendiğimiz yok arkadaşlar. Ama ya şu var. Lindelöf konuşuluyor. Ne bileyim Höjberg konuşuluyor. Ne bileyim Mourinho istedi eski talebesini diye bunlar konuşuluyor. Yani eski talebesini istediyse eski o zaman Chelsea kadrosunu getirelim. Lampard'ı falan alalım diyor insanlar da. Ya ben bu, dediğim gibi bu geçiniz şimdilik. Ha ileride bir kontakt kurulursa Lindelöf'le o zaman açıklarım. Ama şimdilik yok. Conte Fenerbahçe'den istiyor. Uzatmadan söyleyeyim. Jadon Osterwolde'den bahsediyor. Hollandalı futbolcuya İtalya devi talip oldu. Conte bu arada adı Fenerbahçe ile anılan dünya ünlü teknik adam Napoli'nin başına geçmiş. Bak ben bilmiyordum Napoli'nin başına geçtiğini. Şimdi 2022-23 sezonunda şampiyon olduktan sonra geçen sezonu 10. sırada tamamladı. Mavi Beyazlar yeniden zirveye kararlı. Conte'nin taleplerini karşılamaya hazırlar ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak gibi duruyor. Gittiği her takımda üçlü savunma oynatan başarılı çalıştırıcının sol stoper için Osterwolde'nin adını verdiği de kaydedildi. Daha önce Parma'da da oynadı. İtalyan futbolunu da biliyor. Atletik, hızlı, fizik gücü yüksek boksör, futbolcu. Yani mutlaka takımda görmek istiyormuş. Fenerbahçe'nin satmaya niyeti yok. Hani Napoli 15 milyon euroya falan alırız diyormuş da geçecek o ayaklara. Artık bizim 15 milyon euroya satacak futbolcumuz yok. Ha Mert Hakan Yandaş'ı verelim sözleşme uzatıp. Onu 15'e verebiliriz. Ama geçiniz. 23 yaşındaki futbolcu 43 maça çıktı. 2 gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi de 2027 yılında sona erecek futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Bakın. Özellikle burnumla oynuyorum. 13 milyon euro olmasının hiçbir önemi yok. Fenerbahçe taraftarına göre tam tersi 31 milyon euro şu anda. Hatta Trabzonspor taraftarından sonra onlar da 31 milyon euro derler. Son güncelleme 31 Mayıs 2024 ama maalesef bizim ülkemizde bazı güncellemeler çok ilginç, çok tuhaf. Yani Transfermarkt'ın Fenerbahçe düşmanlığı personellerinin işsiz kalmasına sebep olacak bu kafayla giderlerse. Fenerbahçe düşmanlığı yüzünden futbolcuların piyasasını yükseltmiyorlar. Yükselmesi gerekeni. Başlarına iş alacaklar. Kendileri bilir. Twente altyapısından yetişti. Parma'da oynadı. Fenerbahçe'ye devre arasında gelip 6 milyon euro bedeline gelip 7 milyon euro ve üzerine satarsa da elde edilecek karın %30'u Parma'ya ödenecek diyor. Osterwolde konusunda. O yüzden de Fenerbahçe satmaya çok niyetli değil arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Yani şimdi 100 milyon euroya satan 30 milyon eurosu gidecek mantığı var. Ama elde edilen karın %30'u. Mesela kaça sattık diyelim? Kolay olsun arkadaşlar. 36 milyon euroya sattık diyelim. 36'dan 6'yı çıkın. 30. 30 milyon euronun %30'unu yapar. 9. Yani 36'nın 9'u gitti. Biz 27 milyon euroya satmış oluyoruz. Yine fena para sayılmaz. Sonuç olarak Fenerbahçe 36'ya sattı mı sattı. Olur. Fenerbahçe'de 9 isim topun ağzında. Arkadaşlar 9 isim topun ağzında. Ben bu tip haberleri seviyorum. Niye? Çünkü toplu birlik haberler. Yabancı sayısı 12'ye düşecek. Mecbur Fenerbahçe yabancılardan kısmak zorunda. Jose Mourinho yabancı sıkıntısını düzeltmek zorunda. Şimdi
Batshuayi olayı düşünüldüğünde kiralıklar dönecek ve Fenerbahçe'de tam 20 tane yabancı futbolcu var. Aslında topun ağzında 9 isim değil, ondan fazla isim var. Şimdi 8 oyuncu satılacak ya da kiralanacak. Ama Jose Mourinho'ya göre ilk etapta 9 kişi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Luan Perez gidici. Krunic gidici. Zayt gidici 3. Kent gidici, Pedro gidici 5. Crespo gidici gibi 6. Lincoln Henrique'yi şu an saymıyorum. Onu en sona bırakacağım. Omar Fayet gidici. Jorginho gidici, yani kiralık olarak gidici. Lincoln Henrique Ocak'ta gelecek arkadaşlar. Ve hani mesela Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi isimler yaş haddinden dolayı bu arkadaşların da gidici olup olmadığı çok tartışılıyor. Tadic ile ilgili bir haber vereceğim ama ben Dzeko'nun gidici olduğu görüşündeyim. Yani şimdi Dzeko 1, Perez 2, Krunic 3, Zayt 4, Kent 5, Pedro 6, Crespo 7, Omar Fayet 8, Jorginho 9, Lincoln Henrique sayarsak 10. Yani 20 futbolcudan 10'u gitti, kaldı 10 futbolcu. Batshuayi Tadic'de, bence Batshuayi Tadic'de kalacak gibi duruyor. Bence bunların yerine mesela Szymański ismine çok teklifler var. Bence Szymański gidebilir. Giderse 9, yani 3 yabancı. Osterwold'i şimdi konuştuk. Giderse 8 olur, 4 yabancı alabilirsin. İyi de hocam, Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracağız dedi Ali Koç. Eğer bu kafayla gidersek hiçbir şey kuramayız. Kursak yani aklımızdan bir sayı tutup onunla ilgili başka bir şeyleri kurarız diyeceksiniz. Benim duyduğum 4 ya da 5 yabancı gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Sıcağı sıcağına bir bilgi geldi arkadaşlar. 100 euroya Fenerbahçe forması, yeni sezon forması Avrupa'da satışa sunulmuş arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe'nin yeni sezon forması. Evet. Duyumlarda da belirtildiği üzere %100 doğru. Ben bunu doğruluyorum arkadaşlar. Şu beyaz forma var. Bir de lacivert forma var. Onları da doğruluyorum arkadaşlar. %100 doğruluyorum hem de. Ben şuna kızıyorum ya. Forma çıkmadan hemen sosyal medyaya düşüyor. Yaka kısmı falan böyle. Lacivertin tonları biraz şey. Nesine sponsorluğu var kolda. Otokoç yazısı. Evet, bu doğru arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu söylemiş olayım. Fenerbahçe'de Batshuayi çıkarması Jose Mourinho görüştü. Şimdi Batshuayi ve Tadic'le ilgili bir haberim var. Mourinho takımda kalmasını istedi. Fenerbahçe'nin de önerdiği ücret sosyal medyada zaten geçiyor. Bakın, gol sayısını geçtim. Serbest oyuncu konumunda olması da hani futbolcunun taliplerini arttırıyor, rakamını yükseltiyor. 3 milyon euro alıyordu zaten kulüpte. Maç başında da cartlarda curtlarda 3.2 falan geçiyordu. Yani benzer para teklif edilmiş. Ve imza parası da önerilmiş. Batshuayi kendisine gelen tekliflerin içinden en uygununu seçecek diyor. Üçüncü golcü olma riski var diyor. Edin Dzeko kalacak diyor. Bence kalmayacak. Ve Batshuayi, İsmail Kartal kendisini doğru zamanlarda kullandı. Önemli bir skor katkısında bulunmuş oldu. Şimdi eğer Fenerbahçe bir de A plus bir forvet alırsa üçüncü forvet konumuna düşmesi bekleniyor demiş. Hayır arkadaşlar. Batshuayi Fenerbahçe'nin forveti olacak. Ama ikinci forvet, ama birinci forvet olacak. Bilginiz olsun. Bakın, üçüncü forvetimiz ya Serdar Dursun falan olacak. Ya ne bileyim, hani Umut Nayır, Serdar Dursun ya da bu tarz birisi olacak. Onun dışında da bir şey beklemeyin. Batshuayi ben uzatacağı görüşündeyim ve uzatacağı duyumlarını almış bulunuyorum. Bakalım arkadaşlar, inşallah size karşı mahcup olmam duyumlarla. Dusan Tadic'den 3 teklife red kalıyorum. Dusan Tadic Mourinho ile konuştuktan sonra gelen 3 teklifi geri çevirdi ve Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi diyor. Şimdi sezon sonunda pek çok ismin ayrılması gündemde. Mesela Ferdi Kadıoğlu konuşuluyor, Tadic konuşuluyor, Szymański konuşuluyor. Yani ikisi Avrupa'dan, biri Suudi Arabistan'dan teklif alıyor Tadic. Ve Mourinho ile konuştuktan sonra hepsini reddediyor. Mourinho forvet arkası. Turnuvayı değil, sadece Fenerbahçe'yi konuştuk diyor. Ve 35 yaşındaki yıldızın kanatta görev almasını yanlış buluyormuş.
yaptığı toplantıda Mario Branco'ya bunu söylemiş. Topun ve oyunun hızını arttırmak istiyor Mourinho. Yani Fenerbahçe'nin tek sıkıntısı top ve oyun hızı yavaş diyor. Tadiç'e forvet arkasında görev verme fikrinin olduğunu da belirtiyor. Yani Mourinho Tadiç'i 10 numaraya çekecek arkadaşlar. Ve Tadiç de gidecek. Şimdi Tadiç 10 numaraya çekilecekse ben Szymański'nin gideceği görüşündeyim. Onu da belirteyim. Ama hakkımızda hayırlısı olsun. Ha, Szymański için şunu da söyleyeyim. Bence verip verebileceği en maksimum seviyelerden birini bu sezon verdi. Psikolojik olarak mı başka bir şey olarak mı çocuk düşüşte hazır paraya ediyorken bence satmalıyız. Bu benim şahsi fikrim. Hani orada Tadiç, İrfan Can olur. Hani arkalı önlü oynatırsın. Ne bileyim Emre Demir genç olarak kadroda tutarsın falan. Kanada'da bir tane pırpır alırsın. Emre Mor da oynayabilir. Cengiz de sağ kanatta oynayabilir. Ne bileyim İrfan da oynayabilir. Bence iki Kanada'da birer tane pırpır alalım. Mane'yi alalım. Ne bileyim hani o tarz Felix tarzı, Mane tarzı. Felix'i geçin gerçi. Mane tarzı, Sterling tarzı. İki tane kanat alalım. Coşturalım. Fenerbahçe Beko'dan iki ayrılık açıklaması. Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ve Nick Calatis'la yollarını ayırdığını açıklamış. Sanırım Nick Calatis Monaco'ya gidecek. Öyle ben o Monaco'nun Fenerbahçe Beko'nun 2023-2024 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştı. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Sestina'ya teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Aziz Fenerbahçe Spor Kulübü demiş. Ya ben Sestina'yı hatırlamıyorum bile. Bu kim diye sorsam yani sormak şey yapıyorum. Tam basketboldan anlamıyorum ben bunu hiç hatırlamıyorum. Bir ayrılık daha 2022-23 ve 2023-24 sezon kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Nick Calatis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder. Kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz diyor. Ve Fenerbahçe Beko transferi açıkladı arkadaşlar. Bunlardan sonra Devon Hall transferini açıkladı. Türk şehir Lens Euroleague'de sezonu Final Four'la bitiren, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko ilk transferini açıkladı. Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren Devon Hall transferini duyurdu. Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreç geçiren, Milano'da 8.2 sayı, 2.9 rebound ortalamasıyla tamamlayan Amerikalı şutör guard, yani oyun kurucu ve şutörmüş. Yani oyun kurucu ve şutörse ne yapıyor? Golcü 10 numara, gizli forvet, Dybala gibi. 2020 yılında şuradan gelmiş, buraya yapmış. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Devon Hall, yani halden anlayan bir basketbolcuya benziyor. İnşallah hayırlısı olsun. Ali Koç'un hayali 7 adımda borçsuz Fenerbahçe. Ali Koç ve kurmayları, sarı lacivertlileri ülkenin en güçlü ekonomik yapısına sahip kulübü yapmaya kararlı. Arkadaşlar işin şakası bir tarafa ama emlak projeleriyle yapılandırmadan çıkılacak, büyük başarılar yakalanacak, yapının temelleri atılacak falan filan. Şimdi benim birçok takipçim, Ali Koç'u isteyen takipçilerimin hepsinin ortak fikri şuydu. Hocam Ali Koç gelecek, maddi yapılanmamız düzelecek. Manevi yapılanma için ise herkes sabah namazından itibaren namaza başlayacak falan diyorlardı. Hani manevi yapılanmaya başlayamadık henüz. Ama maddi yapılanma Ali Koç'tan süreceğini söylüyorlardı. Şimdi Ali Koç'un, benim, sizin, hepimizin ortak bir fikri var. Borçsuz Fenerbahçe. Aziz Allah. Genelde ben bir cümle kurup da ezan başladı mıydı o gerçekleşiyor. İnşallah borçsuz Fenerbahçe'yi göreceğiz. Hadi bakalım. 3 yıl için yeniden seçildi ve bir dizi projeyle borçsuz bir kulüp bırakmak istiyor. 2027'deki genel kurulda üyelerin karşısına şampiyonluklar kazanmış, kendi kendine yeten bir Fenerbahçe ile çıkma fikri var. Ve ülkenin en kuvvetli ekonomik kulübü yapma çalışmaları da hız kazandı. Şimdi 7 adım. 1. Fenerbahçe Akademisi. Maltepe'deki 125 dönümlük araziye Fenerbahçe Futbol Akademisi kurulacak. Tesis 3 yıl içinde faaliyete geçecek. Dünya standartlarında bir organizasyon şeması hazırlandı. Önce dere ağzındaki altyapı 2 yıl içinde A takım bu dev merkeze taşınacak. Hocam altyapı akademisi ile borçsuzluk ne alaka? Arkadaşlar oradan çıkacak futbolcular daha sistematik olacak. A takımın pergelinden cetvelinden geçecek arkadaşlar, bilginiz olsun.
O yüzden daha mantıklı olabilir. İkinci madde Ataşehir'e iş merkezi. Ataşehir'de Fenerbahçe Ülker Spor Kompleksi etkinlik salonu yanındaki. Yani bu 40 dönümlük araziye iş merkezi, rezidans kompleksi yapılacak. Ülker grubuyla yapılacak projeyle önemli bir girdi sağlayacak. Kalıcı gelir sahibi olunacak. Şimdi eğer 40 dönümlük araziye iş merkezi ve rezidans yapılırsa bunlar sürekli kiraya verileceği için Fenerbahçe'ye her sene para gelecek. Ülker'e de. Bence bu daha mantıklı. İş merkezi. Lise arazisine proje yıllardır sürüncemede olan Ülker Stadyan'daki Kenan Evren arazisinin kulübe kazandırılması konusundaki adımlar da atılacak. Arkadaşlar Kenan Evren arazisi kazandırıldı kulübe. Burada bir sıkıntı yok. Hastane ya da üniversiteye kiralanması planlanıyor. Bu konuda Hulusi Belgü çalışmalar yürütüyor. Şimdi hastane ya da üniversite. Bu nedir? Yine kiralık bir şey. Yani ilk etapta sözleşmeler falan olacağı için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ciddi bir para. Yapılanma Fenerbahçe Koleji'nin bulunduğu arazi satılarak Bankalar Birliği'nin olan borcun ödenmesi hedefleniyor. Bakın. Yani Aziz Yıldırım'dan kalan mirası anlayın. Yapılacak bir imar değişikliğiyle Koleji arazisinin değerinin 2 milyar liraya çıkacak. Bu parayla da yapılandırma anlaşmasından çıkılması planlanıyor. Yani Aziz Yıldırım Dereağzı'na gayrimenkul altyapının Maltepe'ye taşınmasıyla birlikte Dereağzı'ndaki tesisin araziye yönelik bir gayrimenkul projesi çalışması yapılacak. Bu konuda önümüzdeki günlerde Ankara'da bir dizi temasta bulunacak. Ciddi bir gelir bekleniyor. Arkadaşlar Dereağzı'nı biliyorsunuz. Kalamış Dereağzı. Ora eğer arazi olarak, arsa olarak değerlendirilebilirse gerçek manada Fenerbahçe'ye çok ciddi katkısı olur. Çünkü denizin kenarı, yani inanılmaz bir şey. Oraya AVM bile yapsan gerçi çok fazla AVM var da. Ya normalde Kenan Evren arazisine AVM otel yapılacaktı ama çok fazla arazi var. Türkiye genelinde araziler satılacak demiş. Çeşitlilerinde alınan arazilerin değerlendirilmesi planlanıyor. Altıl durumda olan araziler satılarak kulübe gelir sağlanacak. Öncelikli olarak Ankara, İnecik, Gebze ve Antalya'da bulunan arazilerin değerlendirilmesi ağırlık kazandı. Şimdi Aziz Yıldırım haksız mıymış? İsim hakkından 100 milyon euro kulübe her branşta yeni sponsorluklar kazandırılmaya çalışılıyor. Stat isim hakkı 2025'te sona erecek, bu konuda dev firmalara görüşülür. İsim sponsorluğu beklense en az 100 milyon euro. Ülker'in bir senelik hakkından feragat edebileceği konuşuluyor. Ülker feragat edecek. Ancak şöyle. 10 yıllık anlaşma diyor Ülker. Görüşün, teklifler alın, edin, bir bakalım diyor. Herkesin yaptığı anlaşmaları bana bir sunun. Aldığınız fiyatı bana bir sunun. Ben gerekirse üstüne çıkacağım. 15 yıllık anlaşma yapacağız ve anlaşma şimdiden başlayacak diyor. Parayı da peşin vereceğim ki Bankalar Birliği'nden çıksın Fenerbahçe diyor. Hadi inşallah bakalım. Yani aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin en büyük projesi bu şeyden kurtulmak. Bankalar Konsorsiyumu'na, Bankalar Birliği'nden kurtulmak. Bu da ancak böyle olur. Hakkımızda hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Lafı da çok uzatmıyorum. Görüşmek üzere.